çok teşekkür ediyoruz. Elleriniz yer görmesin. Devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlarımız. Kemal Gülsün oldu size. Hoş bulduk sevgili hazırlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hemşerilerimle beraber bir arada olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları sizin oylarınız Allah'ın izniyle tamamını çözeceğiz. Tamamını. Biz altı lider bir aradayız. Altı lider Türkiye'nin gelişmesi için, büyümesi için, sorunlarının çözülmesi için çaba harcıyoruz. Bir aradayız, beraberiz, birlikteyiz. Bundan emin olmanızı isterim. Havuz medyası yazar. Bozuldu, şöyle oldu, böyle oldu. Masanın altı, masanın üstü. Bunlara sakın inanmayın. Sadece ve sadece bize inanın. Esnafın dünya kadar sorunu var. Çiftçinin dünya kadar sorunu var. Gençlerin dünya kadar sorunu var. Anneler ciddi bir yoksulluk yaşıyorlar. Bebeklerin yatağa aç yatırıldığını, öğrencilerin okula giderken yeterli beslenmediğini böyle ekleyebiliyorum. Ama bunları çözme iradesi ve kararlılığındayız. Tamamını çözeceğiz. Bize soruyorlar, çözeceksiniz ama parayı nereden bulacaksınız diye. Hiç meraklanmayın. Beşli çetenin çaldığı paraların tamamını alacağım. Çiftçisine vereceğiz. Kim alım teri döküyorsa, kim çalışıyorsa onun hakkını teslim edeceğiz. Bana diyorlar ki, efendim beşli çetelerden bu parayı alamazsın. Hukuk içinde alacağım. Adalet içinde alacağım. Yargı süreci içinde alacağım. Bu milletin beytülmale el uzatanlara izin verme yetkisi yoktur. Benim de yoktur. Alacağız parayı, vereceğiz millete. Para milletin parası. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Adaleti gerçekleştirmek için, adaleti gerçekleştirmek için, devletin dini adalettir, haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Buna inanan birisi. Dolayısıyla kim adaletsizlik yapıyorsa karşısına çıkacağız. Kim mağdurun yanında değilse karşısına çıkacağız. Bütün mağdurların, haksızlığa uğrayanların tamamının hakkını ve hukukunu teslim edeceğiz. Görevimiz bu. Eğer siyaset bunu yapmıyorsa niye siyaset yapıyor? Sizden isteyin, bize güvenin. Sevgili hemşerilerim, Elazığ'ın ekmeğini yedim, suyunu içtim. Gençliğim burada geçti, ticaret sitesinden mezun oldum. Elazığ'ı hiç unutmadım. Bürokratken de Elazığ'a geldim. Elazığlılarla her yerde, her ortamda kucaklaşıyorum. Elazığ'ın bu mevki için ne kadar değerli, ne kadar önemli bir kent olduğunu biliyorum. Harput'u da biliyorum, Elazığ'ı da biliyorum, Sivrice'yi de biliyorum, her tarafı biliyorum. Elazığlıların gücünü, Elazığlıların çalışkanlığını da biliyorum. Burada oyumuzun düşük olduğunu da biliyorum. Oyumuzun düşüklüğü kabahati sizde değil, kabahati bizde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı içmedik, yemeğinizi yemedik, Ankara'da oturduk, YouTube'dan attık, bize oy verin dedik. E siz de vermediniz, haklısınız. Geliyorum. Türkiye coğrafyasını adım adım geziyorum. Şimdi geliyorum. Oturuyorum. Konuşuyorum. Yaklaşıyorum. Her bir sorunuza tek tek samimi olarak cevap veriyorum. Kanaat önderleriyle beraberim. Gençlerle beraberim. Kadınlarla beraberim. Haksızlığa uğrayan ailelerle, kişilerle beraberim. Bunların sorunlarının tamamını çözeceğiz. Ve bu memlekete huzuru ve bereketi getireceğiz. Hiç kimse endişe etmesin.
Altın! Altın! Kumrudur! Kılıçdaroğlu! Teşekkür ederim. Benim saraylarda oturma gibi bir niyetim yoktur. Saray değil, hak gibi yaşamak isterim. Vatandaş gibi yaşamak isterim. Dolayısıyla sarayda oturanlar milleti unuttular. Sarayda oturanlar milletin derdini bilmiyorlar. Ama ben saraylarda oturmuyorum. Altı arkadaşla, benim dışındaki beş arkadaşla genel başkanımızla sarayda oturmuyor. Beraber kol kola, omuz omuza bu ülkenin sorunlarını çözmek için yola çeksin. Ve sizlere açık ve net çağrı yapıyorum. Bize katılın. Adalet istiyorsanız bize katılın. Hareket istiyorsanız bize katılın. Haksızlıklarla mücadele etmek istiyorsanız bize katılın. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerle mücadele etmek için bize katılın. Bize katılın ki güçlü olalım. Bize katılın ki Mısır'daki Sağır Sultan da yahu Türkiye'de bir şeyler oluyor. Türkiye'de bir adalet arayışı var. Türkiye'de insanlar yola çıktı. Türkiye'de insanlar hakkı, hukuku ve adaleti arıyor. Ve bunun da liderliğini altı siyasi partinin genel başkanı yapıyor. Kesinler. O nedenle bize katılırsanız beraber güçlü oluruz. Beraber bu ülkenin sorunlarını çözeriz. Esnaf kardeşimin derdini biliyorum. Çiftçi kardeşimin derdini biliyorum. Faizcilere ne kadar para ödendiğini biliyorum. Uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezdiklerini biliyorum. Devleti soyanlarla omuz omuza yürüdüklerini biliyorum. Hiç unutmayın. Adalet içinde onların burunlarından fitil fitil bu baykemal geçirecek. Bizim birilerine hesap verme gibi bir yükümlülüğümüz yok. Öyle meydan okudun, dünya lideri oldun. Telefon edecek, söyleyecek. Bak mal varlığını araştıracağım papazı vermezsen. 10 dakika sonra papazı teslim edersen ülkeyi yönetemezsin. Biz ne yapacağız? Biz öyle yapmayacağız asla. Asla öyle yapmayacağız. Tam palet fabrikasını Katarlara sattılar. Katarlarla o fabrikayı alıp ordumuza teslim edeceğiz. Nokta. Askeri hastaneleri kapattılar. Yaralanan askerler, terörle mücadelede yaralanan askerler hastaneye gelinceye kadar şehit oldular. O hastanelerin tamamını bir hafta içinde alacağız, ellerinden orduya teslim edeceğiz. Dolayısıyla askeri hastanelerde yerinde bulunacak. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Bana bir de milliyetçilik edebiyatı yapıyorlar. Siz kim? Milliyetçilik kim? Milliyetçilik vatan toprağını terk etmemektir. Milliyetçilik bayrağı indirmemektir. Elazığ'ın damarını biliyorum. Güçlü bir milliyetçilik damarı var biliyorum. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırken bayrağı indireceksin. Türbeyi kaçıracaksın. Dönüp bana milliyetçilik edebiyatı yapacaksın. Ben o bayrağı götüreceğim. Oraya dikeceğim. Süleyman Şah Türbesi'ni de toprağına götüreceğim. Biz insanımızı seviyoruz. Siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Siyaset siyasetçinin halka hesap vermesidir. Halkına hesap vermeyen bir siyasetçi olmaz. Bakın geçen sene ben 4,5 milyon civarında vatandaşın elektriği kesildi. Hanenin elektriği kesildi. Ben de elektriğimi kestim. 4,5 milyon insanın derdini Türkiye'ye anlatmak için. Şimdi soruyoruz. Kaç hanenin elektriği kesildi 2022'de? Cevap vermiyorlar. Korkuyorlar. O memurlara da seslendim. Suç işliyorsunuz diye. Doğru bilgilendirmek zorundasınız bu milleti diye. Meraklanmayın. Tamamını çözeceğiz. Tereyağından kıl çeker gibi çözeceğiz. Hiç meraklanmayın. Bu ülkede herkesi barıştıracağım. Yok sağcı, yok solcu, yok şu kimlikten, yok şu bu kimlikten, şu inançtan, bu inançtan, ne derlerse desinler. Açık ve ne söyleyeyim. Herkesin inancı başımın üstüne. Herkesin kimliği başımın üstüne.
başımın üstüne. Herkesin yaşam tarzı başımın üstüne. Herkesin barışması, herkesin kucaklaşması lazım. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var. Bu sorunlara talibiz. Sorunlara talibiz. Sorunların ağır olduğunu biliyorum. Ama asla karamsar değilim. Çünkü sizler varsınız. Sizler varsanız bu ülkenin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Hepinize sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum, sağ olun, var olun diyorum, umutsuzluğa kapılmayın diyorum, sağ olun, var olun. Teşekkürler, size de teşekkürler. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.